Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba. Değerli seyirciler, bu 128 milyar Türkiye'nin gündeminden düşmeyecek ama hemen her gün bir AKP skandalıyla karşı karşıyayız. Şeydir, bir laf vardır. Hani biliyorsunuz Roma'yı yaktığı zaman Neron ney çalarak izlemiş onu. Arp çalmış galiba. Arp çalmış ney deniyor. Arp çalmış, ney deniyor? Evet. Lir deniyor. Lir deniyor. Galiba evet. Lir, arp benzer lir. Şeyler evet, onlar lir, değil mi? Lir çalmış, izlemiş. Buna benzer bir durumla karşı karşıyayız. Anadolu'da bir laf vardır. Eğer battıysanız ziyafet verin derler. Tıpkı batan bir iktidarın son neyine diyelim. Hadi kavramları biraz daha açık kullanalım. Son yağmasına tanık oluyoruz. Şimdi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Bakan, Ticaret Bakanı. Ve bakan olarak bakanlığına dezenfektan alıyor ve bunu kendi şirketinden yapıyor. Açıklaması tam bir skandal. 9 milyonluk değil 500 küsur bin liralık aldık diyor. İsterseniz 1 liralık alın. Şirket eşinin üzerine, yani kendisi şirketten ayrılmış görünüyor veya sadece eşinin ve eşinden bakanlığına dezenfektan ürünleri, diğer sağlık ürünlerini satın almış. Neye karşı? Koronavirüse karşı. Bunun lamicimi yok. Sayın Bakan istifa edeceksiniz. Bakın bu ülkede bunun çok sayıda örneği var. Siyasi ahlak, ticari ahlak ve genel ahlak sizin istifa etmenizi gerektirir. Yapamazsınız. Bu ülkede bakanlık yapamazsınız artık. Yapmamalısınız. Güler İleri diye bir bakan vardı. Doğru Yol Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyon hükümetinin aileden sorumlu devlet bakanıydı. Sanıyorum çocuk esirgeme kurumu vesaire buna benzer bir dizi kurum ona bağlıydı. Babası vefat ediyor. Bakanlık adına bir ilan veriliyor ve bakanlık bütçesinden ödeniyor ölüm ilanı. Bildiğim kadarıyla Hürriyet gazetesinin ama ilan biraz gösterişliydi. Tam sayfa bir ilan verilmiş. Nereden baksanız yani para çok önemli değil. Yani 100 bin lira filan o dönemin ya bu dönemin parasıyla yani 100 bin lira bile değil. Yani 40-50 bin lira tutacak bir ilan. Bu ilanın parası bakanlık tarafından ödendi diye hakkında gen soru verildi. Güler İleri gen sorunun görüşülmesine bile fırsat bırakmadan istifa etti. SHP'li bir bakandı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den gelen bir bakandı. Eczacıydı kendisi. Ve milletvekili görevine devam etti. Ve o ilan paralarını tekrar cebinden ödedi. Şimdi bakın Türkiye'nin yakın siyasi tarihi böyle bir olaya tanık oldu. Erdal Bey müdahale etmişti evet, genel başkan olarak. Kimse yani müdahale etti ya da etmedi bu önemli değil. Güler Hanım'ın kendisini şey yapmayalım. Hani kendi soylu davranışını küçümsemeyelim. Yani, ben müdahale edip etmediğini bilmiyorum hocam. Yani müdahale etti diyemem. Yani gazeteciydim yakından izliyordum. Bir hataydı yaptı. Kendisi bakanlık bürokratları tarafından bir yeni iş başına gelmiş bir bakan olarak yanıltılmış. Kendisi böyle açıkladı ve özür dileyerek bakanlıktan istifa etti. Oysa bunu cebinden ödeyerek devam edebilirdi. Bu kadar belki hafif bir şey. Belki de komploydu. Evet. Çünkü belki o de. Eski dönem belki. Devam belki ediyordu de. Belki birçok yerde. Belki birçok yerde devam ediyordu. Onun hiçbir evet. önemi yok. Ruhsar Pekcan kendi şirketinden kendi bakanlığına yüz binlerce liralık dezenfektan ürünü alıyor. İddia 9 milyon. Bakın. Bakanlıktan yapılan açıklama utanç verici. 9 milyon değil 500 küsur bin liralık diyor. İsterse hanımefendi 1 liralık olsun. Bakın bir ölüm ilanı 40-50 bin liralık bir ölüm ilanı. Vefat ilanı, başsağlığı ilanı. Sayın Bakanımıza başsağlığı dileriz. Diyen bir ilan. Babasının adı geçiyor. Rahmetlinin adı geçiyor. Bu nedenle istifa etmiş bakanlara tanık. Ya ben merak ediyorum, muhafazakar ahlakı bu mudur?
Siyasal İslamcı ahlakı bu mudur? Siyasal İslamcılığın biliyorsunuz yani onlar kutsal bir davamız var diye ahlaka ihtiyaçlarının olmadığını düşünen bir gelenektir. Çünkü Darül Harp'te cihat için verilen mücadelede her şey mübahtır. Dolayısıyla siyasal İslamcıların, bakın Müslümanların değil, İslam'ın değil, İslamcıların, siyasal İslamcıların ahlakı yoktur. Siyasal ahlakı yoktur. Siyasal ahlakları yoktur. Çünkü takiye, pusu, hile her şey mübahtır. Niçin? Kutsal dava için. Kutlu dava için. Niye? Cihat için. Hatırlar mısınız? Bir banka genel müdürü ayakkabı kutularından çıkan dolarları nasıl açıklamıştı? Cihat parası bunlar diye. Cami avlularında akladılar bunu. Bu dille, bu yaklaşımla, bu anlayışla İmam Hatip parası demişti. Sonra faiziyle iade ettiler o parayı. Yani olacak iş değil. Şimdi bunları geçirdi Türkiye ve Ruhsar Pekcan bakanlığına 500 bin liralık, kendi açıklamasına göre 500 bin liralık diyelim, 500 bin küsur, 580 bin lira galiba aldığını söylüyor. Yani dezenfektan ürünleri, dezenfektan losyonu ve diğer ürünler. Eşinin şirketinden alındığını söylüyor. 9 milyon değil diye de bir açıklama yapıyor, bir de suçluyor. Ya böyle şey olur mu diye. İsterseniz 10 liralık olsun, bunu yapamazsınız. O bizim paramız, bu milletin parası. Bu ülkenin nüfusunun 20 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 20 milyonu. Bunu yapmaya hakkınız yok. Ben bunun önemli bir sınav olduğunu düşünüyorum. 128 milyar açıklayamadıkları gibi. Kime sattılar? Kaçtan sattılar? Hangi yöntemle sattılar? Bu kadar parayı. Arada kur farkından kim ne kadar para kazandı? Bu nasıl bir ranta dönüştü? Bunların hiçbirini açıklayamayan iktidar yeni bir skandalla karşı karşıya. Hiç kimse konuşmuyor ya. Yandaş medya sus pus olmuş vaziyette. Kendisine merkez medya hatta yer yer muhalif bile diyecek neredeyse. Bazı medya kuruluşlarında lafı bile edilmiyor. Lafı bile edilmiyor. Buyurun hocam. Evet. Aslında bugün Ali Sirmen de yazmış. Yahu demiş 18 dakikayı ben haberci olarak hep haber kovalayan, bütün programları haber için izleyen, bütün gazeteleri haber için okuyan bir yazar olarak demiş. Hiç okur olarak veya izleyici olarak şöyle zevkle, keyifle bir program izleyemiyordum yıllardır. 18 dakikayı izliyorum demiş. Sağ olsun. Kendisine buradan çok teşekkürlerimizi yolluyoruz. Çok arkadan, sağ olsun. Gördüğüm yazısını çok teşekkür ediyoruz Ali Sirmen'e. Evet. Size de özel şeyi var, sağ göndermesi olsun, var. Sağ olsun. Arkadan gayet mizahi bir biçimde benim üzerimden yahu demiş bu Emre Hoca da bu iktidarın yaptıkları, aldıkları kararlar, yaptıkları işler hakkında sebep sonuç bağlantısı arıyor demiş. Ama demiş sebep sonuç bağlantısı yok ki kardeşim. Sıkıştı mı yasak koyuyor demiş. Şöyle şey yani bir şey yok. Bir hani şu oluyor bunu önlemek için şu önlemi aldım filan gibi bir şey yok demiş. Yani ne olursa bir şey oldu mu derhal yasağı koyuyor. Harika bir yazı. Değerli izleyenlerin o yazıyı okumalarını sağlık veririm. Ali Sirmen tabii bize Uğur Mumcu'nun filan armağanıdır, mirasıdır. Ben Ankara yıllarımda onlar İstanbul'dan geldikleri zaman onlarla birlikte bazen açık oturumlara katılırdım. Bazen de arka sıralarda Uğur tek başına veya Ali tek başına veya bazen birlikte konuşurken onları izlerdim katılmadığım zaman panellere. Müthiş bir hatiptir, müthiş zekidir. Biliyorsunuz müthiş de bir esprisi var Bin Ali Yıldırım'la ilgili olarak. Çok zarif, çok değerli bir eşi vardı Mine Hanım. O aile dostumuzdu bizim. Benim eşimin arkadaşıydı daha çok. Benden çok eşimin arkadaşıydı.
Binanın Binali Yıldırım'ın yeniden aday olduğunu duyunca demiş ki güya, ya ben bir Ali ile başa çıkamıyordum, Binali geliyor şimdi ne yapacağız demiş. Bunlar Ali'nin o kıvrak zekasını ve büyük kültürünü gösteren bir takım anekdotlardır. Kendisine buradan uzun ömür ve sağlıklar diliyorum ve 18 dakikaya gösterdiği ilgiye teşekkür ederken iktidarı fevkalade iyi yerden yakalamış. Çünkü şimdi diyeceğim ki yani 500 bin lira veya 9 milyon peki 128 milyar nerede? Yani efendim diyorlar buharlaşmaz. Buharlaşmaz. İlhan Kesici onu anlatmaya çalışıyor çıktığı programda. Bak diyorlar işte bak buharlaşmadığını anlatıyor. Kaydı vardır diyor. Ya tabii buradan program... İlhan Kesici'ye de bir gönderme yapalım. Yani bildiğimiz kadarıyla CNN'de CHP'nin bir boykotu vardı. Yani yani buralara çıkarsanız işte böyle tuzaklar kurulur size. Evet, işte yani oralar muhalefetin, evet, doğrunun, gerçeğin biçildiği yerler. Biçildiği CNN'de yerler. Gazetecilik etiğinin ve ahlakının kalmadığı yerler. Sadece siyasette siyasal etik tartışmasının yapıldığı bir yer değil Türkiye. Medya etiğinin yerlerde süründüğü bir dönemden geçiyoruz. Ben Halk TV diye algılamışım. Herhalde yanlış algıladım. CNN'de olduğunun farkında değilim. Daha doğrusu Halk TV'de katıldığı bir programda bunu söylediğini zannediyorum. Neyse yanılıyor olabilirim. Ben de çok şu günlerde çok fazla koşuşturuyorum. Çok dikkatli değilim. Her neyse yani İlhan Kesici benim bizzat burada o sözlerinden katıldığı programdan 2-3 gün önce söylediğim para buharlaşmaz kardeşim. Para el değiştirir. Bizim sorduğumuz şey kime, hangi yöntemle, kaç paradan satıldı? Nasıl satıldı? Yani yöntem neydi? Kime satıldı? Ve bir de kaç paradan satıldı? Örnek de verdim. Yani 7 liradan cuma gecesi yaptık. Pazartesi günü 8 liradan kalktık. Küsurları da var. Yani arada 1 lira oynadı. 100, tabii hepsi değil o anda satılmıyor ama 128 milyarı bırakın. 128 milyon dolar satılsa bir hafta sonunda 128 milyon lira Türk lirası kazanç sağlamış olacak onu. O fiyattan alıp bu fiyattan satan filan. Yani bunlar önemli şeyler. Üstelik bakan galiba ben hiç kendisini tanımıyorum ama etraftan duyduklarıma göre yani teknisyendir, iyi bir teknisyendir. Öyle pek yalan dolan da yapmaz filan denilen bir bakan. Çıktı dedi ki evet dedi yani bir usulsüzlük var ama yolsuzluk değil dedi. Ya usulsüzlük dediği şeyler sonra ortaya çıktı. İptal edilmiş bir hazine ile Merkez Bankası arasındaki bir protokol maddesi. O üstelik o madde iptal edilmiş. Ayrıca değerli izleyiciler yani bunun bir tane yöntemi vardır. Hazine işte tahvil ihraç eder. Merkez Bankası da ona dayalı olarak Merkez Bankası para satar veya para basar. Basar. Yani para satmaktan çok esas olarak para basar. Merkez Bankası'nın para basması ve piyasaya çıkarılan tahvillerle düzenlenir. Öyle Merkez Bankası'nın kasasının elinde içinde bir hazinenin eli olacak da onun dolar rezervini alacak, sağa sola dağıtacak, satacak. Yok böyle bir şey. Yani böyle uygulamalar yok. Anlaşılan öyle anlaşılıyor ki inşallah çok yanlış anlamıyorumdur ama hem bakanın söylediğinden hem o iptal edilen protokol maddesinden öyle anlaşılıyor ki Merkez Bankası hazineye kendi kasasından döviz alıp başka yerlere yani mesela kamu bankalarına satma hakkı tanımış. Ha, olabilir mi böyle bir şey ya? Yani böyle bir maliye yönetimi, böyle bir ekonomi yönetimi olabilir mi? Bunun usulsüzlük falan değil. Bu yargılanma sebebi olan bir tutum ve davranıştır. Tabii olay uzun vadeli. Birkaç yıla yayılıyor. Karanlık. Ne olduğu belli değil. Onun için de bütün dengeleri, bütün psikolojileri bozuldu. Çünkü önce çıktılar en yetkili ağız. En yetkili ağız. Dedi ki koronavirüsle mücadelede dedi harcadık. En yetkilisi icranın. Sonra bir başkası çıktı. Ya dedi orada kasada duruyor. Sonra bir başkası çıktı. Yahu sattık işte dedi ondan dövizi dengeledik filan. En sonunda da bir bakan çıktı. Dediğim gibi iyi, dürüst bir teknisyen olduğu, nispeten dürüst bir teknisyen olduğu sağdan soldan. Ben hiçbirini tanımıyorum. AKP'lilerin hiçbirini tanımıyorum. Yani çok da büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum.
Yani olanaklı olduğu ölçüde bu sistem içinde işte dürüst kalmaya çalışan bir adamdır dediler. İtiraf etti. Resmen itiraf. Diyor ki evet, usulsüzlük var ama yolsuzluk değil. Tabii millet bunu neyle paylaşıyor? 17-25 Aralık biliyorsunuz mecliste aklandı. Mahkeme kararıyla aklanmadı. Mecliste aklandı ve onu aklayan, sandığa oy atanlar hep beraber böyle poz verdiler. Gayet mütebessim. Nezaketimden mütebessim diyorum. İçimden başka şeyler söylemek geçiyor ama siz anladınız onu. Ben terbiyemi bozmayayım diye. Çünkü o dile teslim olursanız, o dile teslim olursanız, erkek egemen macho feodal kültürün diline teslim olursanız onun bir adım sonrası faşizmdir. Onun için ben terbiyemi, nezaketimi korumaya çalışıyorum. Mütebessim çehrelerle böyle aklama oylarını atarken fotoğrafları vardır. Millet bu açıklamayı o fotoğraflarla filan paylaşıyor. Şimdi bunu böyle söyledikten sonra bilhassa demin bir CHP'li bakanın istifası sırasında Erdal Bey'in de o sırada genel başkan olduğunu ve başbakan yardımcısı olduğunu hatırlattım. Hani her şeyden 49. sorumlu... hükümet, Demirel hükümeti, evet. 1991-1993 evet. Yıllar arasında görev yaptı. Evet. Şimdi o sırada Erdal Bey de başbakan yardımcısı. Ben de onun dostluğuyla işte hem destek vereyim hem şey diye kıramadım. Bana Kültür Bakanlığı müsteşarlığını rica etti. İşte bazen insan destek verdiği eylemlerde gel elini taşın altına sok denince reddedemiyor. Ben de dolayısıyla onun narına yandım diyelim ama yani 4 yıl işte orada bir iş yaptım ve bunlara tanığım, birebir tanığım. Şimdi bugün verin kardeşinize bu yetkiyi, görün Türkiye'nin nasıl uçtuğunu diyen bir şahsım, Türkiye'nin tek sorumlusu, tek yetkilisi. Her şeyin başında o var. İcranın başında o var. Yasamanın başında o var. Hatta yargıyı etkileyen yani anlamında tayinler, tertiller vesaire anlamında HSK denetimi anlamında o var. Böyle bir bakan nasıl yerinde oturabiliyor? Verdik yetkiyi şahsıma. 16 Nisan 2017. Üstelik atı alan Üsküdar'a geçti diye bize ilan etti. Evet hocam. Ne kadar resmi olduğu bilinmeyen sonuçlar. Dolayısıyla o sayın hanımefendinin yani kocasının şirketinden 500 milyon mudur, 500 bin lira mıdır, 9 milyon mudur her neyse o hanımefendinin hala bakanlık koltuğunda oturması şahsın devletini yönetenin bir kararına bağlı görünüyor ve onun devamı bu devletin böyle işlere nasıl baktığının bir kanıtı olarak ortaya çıkıyor deyip sorumluları ve yetkilileri hatırlatalım. Evet. Hemen bir ek yapıp diğer konuya bir başka gündem maddesine geçeceğim önemli. Evet, Halk TV'deki bir programda İlhan Kesici söylüyor fakat CNN Türk bunu haber yapıyor. Ahmet Hakan da köşesine taşıyor. Alaycı bir dille ne yaptınız İlhan Bey diye bütün CHP'nin tezlerini çökerttiniz diye. Çok tipik bir demagoji bu medyanın. Kayığı var ya, sandalı, yani amiral gemisiydi, sandal oldu. Marjinal gazetenin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan kalkıp ne yaptınız İlhan Bey diyor. Ya kayıtlarda açık, zaten bunun hesabını verecekler. Uzaya kaçsa bunun hesabını verir birisi, kimse. Yani bu halk, bu millet ve bu ülke bunun hesabını sormadan bırakmaz. Emin olun. Hiçbir hesap kapanmaz. Hiçbir hesap kapanmaz. Bundan herkes emin olsun diyelim. O bakımdan 128 milyar dolar nerede diye soranların üzerine savcıları, polisi gönderip adli ve polisiye yöntemleriyle bunları önlemeye çalışmak zaten başlı başına bir acizliğin ifadesi olduğu gibi inisiyatifin, gündemi belirleme inisiyatifinin iktidardan, AKP'den çıktığını ve muhalefetin eline geçtiğini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün artık siyasal inisiyatif muhalefetin elindedir. AKP ve AKP iktidarı ve onun koalisyon ortağı MHP dahil
bütün kamuoyu araştırmalarında artık azınlığa düştüğü net bir biçimde ortaya çıktı ve seçimden kaçan bir siyasal heyet görüntüsü veriyorlar. Erken seçim istiyor muhalefet. Türkiye'nin bu krizi atlatmasının tek yolu, bu krizden demokratik bir biçimde çıkabilmesinin tek yolu erken seçimdir. Bir an önce Türkiye'yi seçime götürmek gerekir. Çünkü Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla Türkiye'deki muhalefetin ulaştığı büyüklük ve yürüttüğü mücadeleyle, toplumun talepleriyle iktidarın arasındaki uçurum, iktidarın konumu arasında derin bir uçurum var. Bu uyumun bir an önce sağlanması gerekiyor. Yani Türkiye'de toplumun siyasal talepleriyle, toplumsal talepleriyle iktidar arasında, kültürel talepleriyle iktidar arasında bir uyuma ihtiyaç var. Zorla bu toplumu dönüştürmeye çalışmak, cumhuriyeti imha etmeye kalkışmak, bu ülkeyi yeniden tarikatler, cemaatler, şeyhler, şıhlar, dervişler ülkesi haline getirmek anlayışı arasında derin bir uçurum var, derin bir çatışma var. Türkiye'nin 300 yılı aşmış modernleşme, aydınlanma geleneğiyle, süreciyle, birikimiyle bugünkü iktidar arasındaki bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor. Bunun tek yolu, demokratik çözümü seçimdir. Şimdi bunu belirttikten sonra şunlar kabul edilebilir mi? TESUT, Türkiye Emekli Subaylar Derneği. Türkiye'de askerlik mesleğini yapan, askerlik görevini yapan ki bütün Asyatik toplumlarda olduğu gibi özellikle Türklerde askerlik görevi bir kutsal görev gibi görülür. Önemli bir vatan görevi diye değerlendirilir. Çünkü ölmek üzere bu görevi yaparsınız. Savaşmayı göze alan bir meslektir bu. Girdiğiniz zaman bir gün savaşa katılacağınızı ve öleceğinizi bilirsiniz. Ölebileceğini bilirsiniz insanların. Çocuklarınızın da, yakınlarınızın da böyle bir mesleği seçtiğinde bir gün ölebileceğini varsayarsınız. Bu her an mümkündür. Dolayısıyla bu meslek, yani işte asker millet denir vesaire, bunları çoğaltabiliriz. Önemlidir. Fiyakalıdır, üniforması çok çekicidir. Küçük çocuklar, bu ülkenin küçük çocukları büyüdükleri zaman asker olmak isterler. Askercilik oynarlar, subay olmak isterler. Prestijli bir iştir. Ve halk çocuklarıdır genellikle de subay olanlar. Güvenceli bir meslektir. Öyle bakılır. Emekli olduktan sonra da genellikle mütevazı hayatları vardır. Bir dönem tabii Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dokusu değiştirilerek o Ulusal Kurtuluş Savaşı veren o onurlu, görkemli, o büyük ordu olmaktan çıkartılıp bir NATO ordusu haline getirilmeye çalışıldı. Büyük ölçüde başarıldığı da söylenebilir bunun. İşte emekli olan generaller bir takım şirketlerin hep yönetim kurulu üyeliklerine dağıtılarak sermaye ile arasındaki ilişkiler kurulmaya çalışılırdı. Her neyse, TESUT, Emekli Subaylar Derneği. Son amiraller açıklamasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Emekli Subaylar Derneği Başkanı Namık Kemal Çalışkan, Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ve diğer yönetim kurulu üyelerini davet etti bakanla. Onlar da davete icabet ederek gittiler bakanla. Ardından Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak Emekli Subaylar Derneği'nin de amiraller açıklamasını kınadığını duyurdu. Dernek hemen açıklama yaptı. Hayır, biz böyle bir kınama açıklaması yapmadık. Böyle bir kınama bildirisini imzalamadık. Biz bu açıklamanın içinde değiliz dediler. Ardından kendilerine saldırılar başladı. Yandaş medyada bir linç kampanyası başlatıldı. Sosyal medyada bir linç kampanyası başlatıldı. Bunun üzerine Emekli Subaylar Derneği yaptığı bazı açıklamalarla amirallerin Montrö açıklamasına ve takkeli sarıklı, ki hakikaten ne oldu bu sarıklı amiral? Ne araştırmaymış arkadaş ya? Birdenbire amirallerin darbeci olduğunu bir gecede saptayan yandaş medya, iktidar ve istihbarat örgütleri bu sarıklı, cübbeli, tarikat mensubu, ki tarikatlar legaldir diye bir şey yok. Devrim kanunlara aykırı. Hala yasalarda, yasalara göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre yasa dışı oluşumlardır. Legal değildir. Bir ara demokratik sivil toplum platformları diye duyurmaya çalıştılar bunu. Sivil toplum platformu diye legalize etmeye, meşrulaştırmaya çalıştılar. Mümkün değil. Yutturmaya. Ayrı, evet, ayrı hiyerarşisi, ayrı maliyesi,
ayrı disiplini olan ama bir dernek, vakıf, siyasi parti olmayan, mahkemelerin, kamuoyunun denetimine açık olmayan, bütçeleri denetlenemeyen, maliyesi denetlenemeyen, örgütsel yapısı denetlenemeyen, iç işleyişi bilinmeyen yapılar bunlar. Bunlardan birine mensup bir silahlı kuvvetler mensubu. Üstelik amiral. Bu soruşturmanın ne olduğu belli değil. Ama yandaş medya birdenbire şeyi saptadı. Amirallerin bildirisinin bir açıklamasının bir darbe bildirisi olduğunu birdenbire saptadı. Gelelim derneğe. Dernek biz bu işte biz kınamadık. Bu açıklamanın kendisi doğrudur diye farklı bir açıklama yaptı. Ne geldiyse başına ondan sonra geldi. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar değerli seyirciler. İçişleri Bakanlığı'nın kamu yararına çalışan ki Emekli Subaylar Derneği de kamu yararına çalışan dernekler statüsündedir. Bakanlar Kurulu kararıyla böyle bir statüye sahip oldular kurulduktan sonra. Eğer haklarında ciddi bir soruşturma var ve bu soruşturmanın sonucunda bir suç şüphesi çok kuvvetliyse İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla dernek yöneticileri görevden el çektirilip yerlerine kayyum atanabiliyor. Seçilmiş belediyelere kayyum atadıktan sonra Emekli Subaylar Derneği'nin seçilmiş yöneticilerine de kayyum atadılar. Bunun nedenini biliyoruz biz. Nedeni şudur sadece. Hulusi Bey'in kınama açıklamasına imza atmadılar. Nedeni budur. Bu bir iflasın işaretidir. Siyasi iktidarın çöktüğünün, iflas ettiğinin işaretidir. Öyle milli irade, demokratik seçim falan yok. Ya onlara boyun eğeceksiniz iktidara, ya diz çökeceksiniz, ya teslim olacaksınız, ya da böyle görevden alınırsınız. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bu toplum teslim olmayacaktır. Bu toplum hiçbir zaman teslim olmadı. Bu millet teslim olmayacaktır. Buyurun hocam. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi aslında benim gündeme getirmek istediğim çok çok önemli bir konu var. Bu santralların yaydıkları zehirli gaz meselesi. Çünkü özellikle Ege kıyılarında incirler yok oluyor, asmalar, üzümler yok oluyor, ürün mahvoluyor, hava değişiyor, tarım yapmak olanaksız hale geliyor filan ve üstelik bu zehirli gazların yayılmaması için bir filtre takılması meselesi vardı. Bu zehirli gazlarla ömür boyu hayatı bahasına mücadele edeceğini söyleyen bir hekim maalesef partisinin emriyle o beyanından çok kısa bir süre sonra bunların daha bir takım avantajlar sağlamaları için işte filtre takılmaya zaman vermesi, cezaların ertelenmesi vesaire konularında maalesef lehte oy kullandı. Kendini inkar etti, kendini. İktidarın değil, iktidara destek veren partinin bir hekim milletvekili kendisini buradan bir şey yapamıyorum. Yani meslek ahlakı adına kınıyorum diyeyim. Ama çok ayıp etti. Siyaset adına ayıp etti. Hekimlik mesleği adına ayıp etti. Hipokrat yemini adına ayıp etti. Üstelik ben söylemedim, kendi söyledi. Hayatın bağısına bütün ömrüm boyunca ben bunu savunurum dedi ve geri dönüp oy. Neyse. Şimdi bunu gündeme getirecektim. Fakat tabii Sayın Yanardağ'ın bu gündeme getirdiği tarikatçı amiral meselesi çok daha tehlikeli ve kritik bir meseleyi bir anlamda ameliyat masasına yatırdı. Neredeyse bir ay oldu hocam. Bir günde saptadılar amirallerin darbeci olduğunu. Valla bir aydır tarikatçı amirali bulamadılar. Ya bir türlü soruşturmayı sonuçlandıramadılar. Şimdi nedir o? O şu. Tarikat nedir? Şimdi ben tabii toplum bilimi öğrencisi olduğum için çok iyi çalıştım bunları. Bu tarikatlar hakkında içlerine girip onlarla mülakat yapan araştırmaları da okudum. Ben onlarla çalışmadım. Yani benim bir özel araştırmam yok ama o konularda yapılmış bütün araştırmaları satır satır okudum, adeta ezberledim. Bütün yapılarını çok iyi öğrendim. Farklı tarikatların yapılarını da öğrendim. Şimdi herhangi bir tarikatta şıh ve şeyh, şıh daha da korkunç bir şey. Şıh hem ağa, toprak ağası, hem şeyh. Yani o
hem köylerin sahibi, yani doğuda, güneydoğuda 30 tane köyü olan şık var. Aynı zamanda onun bir de tarikatı var. O tarikatın hem ağası hem köylerin tapulu sahibi. Onun tapulu malı köyler. Üstlerindeki insanı, hayvanı, ağacı hepsi onun filan. Böyle yapılardan geliyor Türkiye. Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşını kazandıktan sonra her şeye rağmen toprak ağasını, toprak reformunu, affedersiniz, toprak ağasını yok edememesi, toprak reformunu yapamamasının altında bu kadar yaygın ve çok belirgin bir biçimde bütün toplumun kılcal damarlarına kadar sızmış ve siyasete de sızmış bir yapı var. Şimdi tarikat şeyhiyle tarikat müridi, yani o sarıklı general arasındaki ilişki nedir biliyor musunuz? Çok net. Çok net. Bütün tarikatlarda bu böyle. Bir defa hani sivil toplum kuruluşu olduğu denerek legalize edilmeye çalışılıyor filan dedi Sayın Yanardağ. Ben de dedim ki yutturulmaya çalışılıyor. Hiç ilgisi yok. Çünkü sivil toplum kuruluşları şeffaf ve demokratik biçimde işler. Sivil toplum kuruluşların yapıları hem şeffaftır hem demokratiktir. Bunların yapıları ne şeffaftır ne demokratiktir. Şimdi neden müritle şeyh arasındaki ilişki nasıl biliyor musunuz? Kendileri tarif ediyorlar. Ben söylemiyorum. Ben onlardan öğrendim. Mürit kendini ceset gibi şeyhine takdim ediyor. Ceset gibi. Hiçbir tepki vermeksizin, hiçbir irade beyan etmeksizin bir ceset gibi şeyhine kendini takdim ediyor, adıyor. Ondan sonra şeyh ne isterse o oluyor. Benim ailemde babamın en büyük ablası böyle bir müritlikten dolayı bütün malını mülkünü sattı, şeker hastası oldu, inme indi, felçli öldü. Şeyhinin onu istismar etmesinin sonucu olarak ben bunu ayrıca ailemde de yaşadım. O zamanlar tabii bu sosyolojik yapılarını falan bilmiyordum. Sonra toplum bilim öğrencisi olarak bunları çalıştım. Şimdi bu şekilde bir müridin, yani kendini bir ceset gibi şeyhinin emirlerine tabi kılan bir müridin, bir emir komuta zinciri olan orduda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapması mümkün mü? Büyütelim. Poliste görev yapması mümkün mü? Canımıza emanet ettiğimiz. Daha büyütelim. Malımızı, canımızı, özgürlüğümüzü emanet ettiğimiz, hukukumuzu emanet ettiğimiz yargıda görev yapması mümkün mü? Biraz daha büyütelim. Tapu kadastroda kadastro müdürü veya memuru olması mümkün mü? Şeyhinin dediğini mi yapacak? Yoksa orada malını mülkünü satın alan insanların hizmetini mi yapacak? Sağlık Bakanlığı'nda görevde olması mümkün mü? Hekimlik mi yapacak? Hekimlik mi yapacak? Yoksa şeyhinin emrini mi yapacak? Yoksa partisi hayır dedi diye veya evet dedi diye bütün hayatını adadığı, bütün mücadelesini hayatı boyunca yapacağını söyleyen bir ilkeye ters oy mu kullanacak? Ki o politikacı, o mürit değil herhalde, yani yanlış anlaşılmasın. Mürit tabii bundan çok daha sert. Dolayısıyla öyle, yani tarikat meselesi öyle entipüften bir mesele değil. Canım onlar da sivil toplum örgütüdür. İşte üstelik o tarikatlar öyle bir örgütlenmedir ki siz onun yolunu açtığınız zaman bir gün gelir sizin meclisinize füze yollar. Polisinizin bulunduğu binayı unutmayın. 2016. Yani alt tarafı 4 yıl önce. Siz tarihteki bilmem darbelere bakana kadar 4 yıl önce sebep olduğunuz, onları iktidara getirerek sebep olduğunuz darbenin hesabını vermeye çalışın. Ayrıca bir de espri var. Ben atı alan Üsküdar'ı geçti diye ilan edildi dedim 16 Nisan 2017 sonuçlarını ki Sami Selçuk'a göre hukuk açısından sonuç vermeyen, sonuç doğurmayan bir oynamadır. Çünkü yasalara karşıdır. Hemen espri geldi, patladı. Ya atı alan Üsküdar'ı geçti ama 100 at İstanbul'dan Hakkari'ye geçemedi diye espri de geldi. Yani 128 milyar dolar nerede? Efendim, dezenfektan paraları nerede? Ve tabii
500 bin lira veya 9 milyon nerede diye. Ve daha kritik bir soru, aşılar nerede kardeşim, aşılar nerede? Evet. Aşıları da çok açıklayacak gibi görünmüyorlar ama bugün, şimdi biraz önce sonuçlar açıklandı. Değerli seyirciler, hemen alt yazımızda göreceksiniz. Ticker dediğimiz akar yazıda son dakika. 346 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yani olacak şey değil. 346 yurttaşımız, bu resmi rakam. Bunu en az 3 ile çarpın. En az 3 ile çarpın. En az bu kadar yurttaşımız yaşamını yitirdi resmi açıklamaya göre. Dolayısıyla bu, en az rakam olarak alın bunu. Bu dehşet verici. Yani ülkede yıkıcı bir etki bırakmaya başladı. Neden? Çünkü bu ülkenin en büyük talihsizliği bütün hedefini, rejimi değiştirmeye kilitlemiş kendisini. Bütün gücünü rejimi değiştirmek üzere konumlandırmış. Ve başka hiçbir şeyi gözü görmeyen AKP iktidarı döneminde böyle bir salgına yakalanmış olmak bu ülkenin en büyük talihsizliğidir bana göre. Öyle düşünüyorum. Şimdi 61 bin sınırında geçti vaka sayısı yine. Bu rakamı da ki bu test yapılan insan sayısıyla ancak ortaya çıkan bir oran ya da sayıdır. Bunu da en az 3 ile çarpmak gerekir. Yani 180-200 bin kişinin günde koronavirüse yakalandığı ve bunların önemli bir kısmının tespit edilmediği ve çevresine bunu yaymaya devam ettiği bir dönem. Artık haritada kırmızı değil siyah iller var. Siyah iller var. Yani koronavirüs salgınının bir ne diyelim, yıkıcı bir etki yarattığı, artık bir ölümün kol gezdiği bir coğrafya haline geldi Türkiye. Kara ölüm. Kara ölüm denilebilir. Yani bir dönem Avrupa'daki veba ya da kolera salgınlarında olduğu gibi. Evet. Onun için de. Ülkeyi, evet, ekonomiyi, insanları, her şeyi vuran bir etkisi var. Kültürü vurdu, sanatı vurdu, ekonomiyi vurdu, gündelik yaşamı vurdu. İnsanlar yakınlarını, ya acılarını paylaşamıyorlar. Yakınlarını birkaç kişiyle defnedebiliyorlar ancak. Birkaç kişinin katıldığı cenaze törenleri yapılıyor. Peki bugün bir cenaze töreni yapıldı. Nurcu bir ne diyelim? Hüsnü Bayramoğlu, Said-i Nursi'nin hayattaki talebelerinden biri, son öğrencisi Türkçesiyle diye bilinen Hüsnü Bayramoğlu'nun Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Hınca hınç doluydu yine. İstanbul Valisi ve İçişleri Bakanı da katıldı cenaze törenine. Bildiğimiz kadarıyla İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var cenazelerin nasıl kaldırılacağına dair. 40 kişiden fazla kişinin katılması yasak. Peki, sormak gerekiyor. Bugün Eyüp Sultan Camii'ndeki o hınca hınç kalabalığın varlığını, bu cenaze törenini nasıl açıklayacaksınız? İstanbul Valisi de orada. Siz nasıl yasaklarsınız peki başka insanların cenaze törenini? Bu görüntü varken ortada, cenaze törenlerini. Siz nasıl yasaklarsınız insanların acılarını paylaşmasını yakınlarıyla, sevdikleriyle? Bakın, arkadaşlarımızı yitiriyoruz biz. Benim lise arkadaşımı da önceki gün kaybettik. Hava pilot albay. Ege Denizi'nde, tırnak içinde belirtiyorum, it dalaşı diye bilinen, uçuşları organize eden, yöneten arkadaşımız, sevgili arkadaşımız Bilal. Onu kaybettik ve cenazesine gidemedik. Biz uyuyoruz. Kurallara biz uymak zorundayız. Ama siz uymuyorsunuz. Bu ülkede iki tane yasa var. Bir AKP'liler için yasalar var, bir de vatandaşlar için. Ondan sonra da seçkinler, elitler, elitistler, cumhuriyet elitleri falan diye tümü çöpten ibaret olan, gerçek bir karşılığı olmayan bir edebiyat uyduracaksınız. Bunun üzerinden bir mağduriyet ideolojisi geliştirip cumhuriyete çökeceksiniz. Olay bu. Başka bir anlamı yok. Olay bu. Ben sevgili arkadaşım Bilal'e de rahmet diliyorum. Huzur içinde yatsın. Cenazesine gidemedik. Arkadaşlarımızın, yakınlarımızın, sevdiklerimizin cenazesine gidemiyoruz. Çağlayanlı bir çocuktur. Çağlayan'ın güzel çocuklarından biridir Bilal. Allah rahmet eylesin. Huzur içinde yatsın.
İyi bir askerdi, iyi bir havacıydı, iyi bir pilottu, iyi bir komutandı. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, bu iktidarı zayıflatan, oy kaybetmesine yol açan ne varsa bu iktidar hepsini abartarak, çoğaltarak, adeta aritmetik biçimde değil, geometrik biçimde çoğaltarak devam ediyor. Yani ihaleler mi, yolsuzluklar mı, halkı yoksullaştırıp yandaşlarını zengin etmek mi? Bilal'in tarihin soyadını söylemek istiyorum. Özokur, Bilal Özokur, hava pilot albay, emekli hava pilot albay Bilal Özokur. Sevgili arkadaşımızın adını söyledik. Bir alışkanlık tabii, biz Bilal dediğimiz için soyadını da söylemek lazım. Bilal Doğru. Özokur, koronavirüse kurban ettik maalesef. Maalesef. Aynı yaştaydık. Aynı yaştaydık. Allah rahmet eylesin. Allah çok gençmiş ya. Yani evet, şimdi bu iktidar hangi hatalardan dolayı zayıfladıysa, oy kaybettiyse o hatalarını büyüterek, akrandize ederek ve geometrik biçimde artarak, aritmetik de değil, 2 ile 3 ile çarparak değil, üssüyle çarparak, karesiyle, köküyle filan büyütüyor. Benim anlam veremediğim, ya aklım almıyor, bu nasıl olur dediğim şey, Ali Sirmen'in işte yani önlem yerine yasak getiriyorlar dediği şey tam bugünlerde olup bitenler. Şimdi bunun cevabını biraz evvel Merdan Yanardağ bir başka konuda yorum yaparken verdi aslında. Dedi ki bu iktidar rejimi değiştirmeye odaklandı. Rejimi değiştirmeye kilitlendi. Onun için başka hiçbir şeyi gözü görmüyor dedi. Tamam, doğru, ama orada çok önemli bir husus var. Rejimi değiştirdi kardeşim. Cumhuriyeti yıktı. 61 anayasasını bırakın, 80 anayasasını yok etti. Yepyeni bir şahsın devleti kurdu. 2017 rejimi. 2017 anayasası var. 2017 rejimini kurdu. Mühürsüz anayasa bu, mühürsüz. Mühürsüz anayasa. Hala yetmiyor. Hala tatmin olmuyor. Ne istiyorsa yapsa, anayasanın bütün maddelerini kendisi yazsa gene yetmeyecek. Çünkü beceremiyorlar. Bu rejime hocam bir isim koymak lazım. Mühürsüz anayasa, mühürsüz rejim. Doğru. Doğru. Yazın arkadaşlar kahya olarak. Mühürsüz anayasa, mühürsüz rejim. Tırnak içinde yazabiliriz. Mühürsüz anayasa, mühürsüz şahsım rejimi. Şahsım devleti. Şahsımı boş verin hocam. Yani rejim mühürsüz. Ama, yani şahıslar, ama şahıslara gelmeden rejim mühürsüz. Ama rejimin şahsım. İçindeki herkes sorumlu bundan. Doğru. Doğru, ama işte o rejim cumhuriyet rejiminden şahsım rejimine döndü. Hem de mühürsüz olarak. Hani mühür kimdeyse iktidar da ondadır derler. Bunda mühür de yok ama şahsım var. Ne haber? Evet. Ne yaparlarsa yapsınlar tatmin olamayacaklar. Çünkü yönetemiyorlar. Bu anayasa meselesi falan değil. Rejim meselesi de değil. Bu bir iktidar meselesi. Muktedir olma meselesi, ama siyasal iktidar değil bahsettiğim. Siz onu çok iyi anlıyorsunuz. Bu zihinsel iktidar, bilgi iktidarı, yetenek iktidarı meselesi. Evet. Bizden hemen sonra mercek programı var. Tuğba Emre'nin hazırlayıp sunduğu. Gazeteci Mehmet Ali Güller, gazeteci dostumuz Ümit Zileli programda yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bu önemli. Birçok konuyu konuşacaklar ve yine Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili, eski başbakan yardımcılarından, AKP kurucularından Abdüllatif Şener programda olacak. Günü ve gündemi değerlendirecekler. Bizim konuştuğumuz bütün konuları, başlıkları daha da açacaklar. Bu programı kaçırmamanızı, Tele1'den ayrılmamanızı öneririm. Hoşça kalın. Görüşmek üzere değerli izleyiciler.